Yeni analiz videosuna hoş geldiniz. Öncelikle Yaman ve Seher'in evliliklerinin zarar görmesini istemiyorsanız ve ayrıca İkbal'in konaktan kovulmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Nedim gerçeklere ulaşabilecek mi? Yaman ve Seher barışacak mı? Seher gerçekleri öğrenince nasıl bir tepki verecek? İkbal'in hain planı ne? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen dizimizin yeni bölümüne geçelim. Dizimizin yeni bölümünde Yaman gerçekleri öğrenebilmek için her şeyi deneyecek. Çünkü Seher'e olan şüphesi yüzünden çevresindekilere zarar vermeye devam ediyor. Bu yüzden Yaman bir an önce gerçekleri öğrenmek isteyecek. Nedim de en son gerçekleri araştırmaya başlamıştı. İkbal ve Zuhal gerçeklerin ortaya çıkmaması için tüm planlarını yapacak. Aksi halde İkbal Yaman'ın kendisini affetmeyeceğini biliyor. Bu sebeplerden ötürü İkbal ve Zuhal Nedim'i kandırmaya çalışacak. Eğer Nedim dikkatli olmazsa gerçekler bir süreliğine daha ortaya çıkmayacak. Ama bir ihtimali daha unutmamakta fayda var. Nedim araştırmalarını titizlikle yaparsa gerçekleri ortaya çıkaracak. Yaman da Seher'i haksız yere suçladığı için çok pişman olacak. Ama Seher Yaman'ın kendisinden şüphelendiğini öğrenecek. Hatta Seher Yaman'ın kendisine güvenmediğini de anlayacak. Bunun üzerine Seher Yaman'ı terk edecek. Yaman da Seher'in kendisini terk etmemesi için elinden geleni yapacak. Sonrasında Seher Yusuf'un velayeti için Yaman'ı affedecek. Tabii Yaman da Zuhal'i hak ettiği cezayı verecek. Çünkü tüm bu olayların sorumlusu olarak Zuhal'i görecek. Ama Yaman bir süreliğine daha İkbal'in kötülüklerini fark etmeyecek. Ayrıca diziye yeni katılan Bahçıvan yakında İkbal'in gerçek yüzünü görecek. Çünkü İkbal ve Zuhal Bahçıvan'ın konuşmadığını öğrenince onun yanındayken planlarını konuşacaklar. Böylece Bahçıvan gün geçtikçe onların gerçek yüzünü çözecek. Sonrasında Bahçıvan Cengere tüm gerçekleri itiraf edecek. Yani İkbal de bu şekilde yakalanmış olacak. Kiraz Ali ile daha fazla zaman geçirecek. Birlikte zaman geçiren çiftimiz daha da yakınlaşacak. İlk zamanlar Sultan bu birlikteliği istemeyecek. Çünkü Sultan Ala Kiraz'ı suçlu olarak görmektedir. Bu yüzden çiftimizin önünde engel olacak. Ama sonrasında onlar bu sıkıntıları da aşacaklar ve hayatlarına yeni bir sayfa açacaklar. Bu arada Neslihan hakkındaki kötü planlar kurgulamaya devam edecek. Ama bu süreçte Bora'nın hiç beklemediği bir şey olacak. Çünkü Bora hiç beklemediği bir anda Neslihan'a aşık olacak. Neslihan da Bora'ya kızdıkça Bora'nın Neslihan'a olan aşkı giderek artacak. Hatta Bora Neslihan'ın güçlü kişiliğini görecek. Bu yüzden Bora Neslihan'ı elde edebilmek için her yola başvuracak. Ama Fırat Neslihan'ı sevdiği için buna engel olacak. Bu yüzden Fırat ve Bora arasında bir mücadele yaşanacak. Peki sizce Seher gerçekleri öğrenince Yaman'ı terk edecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'i suçlamaya devam edecek. Çünkü Yaman hala Seher'in kendisini aldattığını düşünüyor. Yaman Seher'in de annesi gibi birisi olduğunu sanacak. Bu yüzden Yaman ve Seher bir süreliğine daha kavgalı kalacak. Seher ise gerçekleri öğrenmeye çalışacak. Seher ilk başlarda Yaman'ın yanına gidip neden kendisini öfkelendiğini soracak. Ama Yaman gerçekleri bir süreliğine daha ondan gizleyecek. Çünkü Yaman önceki bölümde İkbal ile bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında İkbal'e kimsenin bu olaylardan haberinin olmasını istemiyorum demişti. Bu yüzden Seher Yaman'ın neden kendisine kızdığını öğrenemeyecek. Nedim ise dosyadaki belgelerin gerçek olduğunu söylerse her şey değişmiş olacak. Çünkü Yaman'ın Seher'e olan öfkesi daha da artacak. Seher ise bu yaşananlara bir anlam veremeyecek.
Ayrıca Yaman Seher'den boşanmak isteyecek ama sonrasında bu kararından vazgeçecek. Çünkü hatırlarsanız Yaman önceki bölümde bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında Yusuf'un velayetinin halen Seher'de olduğunu söylemişti. Hatta Yusuf'u alana kadar sessiz kalınacağını da belirtmişti. Yani Yaman Yusuf'u Seher'den geri alana kadar ondan ayrılmayacak. Bu süre içerisinde Seher'in suçsuzluğu ortaya çıkmazsa bu onun sonu olacak ne yazık ki. Çünkü Yaman Yusuf'u alır almaz ona boşanma davası açacak. Seher Yaman'ın kendisinden boşanacağını duyduğunda ne yapacağını şaşıracak. Ama sonrasında Seher Yaman'ın kendisini kandırdığını düşünecek. Hatta Seher Yaman'ın Yusuf için kendisine ihanet ettiğini sanacak. Bunun sonucunda da Seher Yaman'dan boşanma kararı alacak. Yaman ise sahte kanıtları Seher'e gösterip onu konaktan kovacak. Seher de Yusuf'u kendisiyle götürmeye çalışacak. Ama Yaman buna asla izin vermeyecek. Yaman bir daha Seher'in Yusuf'u görmesine izin vermeyecek. Seher ise çaresizce Nadire annenin yanına gidecek. Seher Yusuf'u geri almak için yeniden sosyal hizmetlere başvuracak. Bu ama Seher'in Yusuf'u alması hiç de kolay olmayacak. Çünkü Yaman mahkemede elindeki sahte delilleri kullanacak. Bunun sonucunda da Yaman şimdilik Yusuf'un geçici velayetini kazanacak. Ali ve İbrahim ise gerçekleri araştırmaya başlayacak. İbrahim yakalamış olduğu her ipucunda Seher'in suçsuz olduğunu görecek. İkbal ve Zuhal ise Seher'in konaktan gitmesiyle çok mutlu olacak. Zuhal ise her gün Yaman'a daha da çok yakınlaşmak isteyecek. Zuhal Yaman'la evlenirse Kırımlı mirasının kendisinin olacağını sanacak. Ama Yaman asla bir kadınla görüşmek istemeyecek. Yaman Zuhal'i kabul ederse bu onun en büyük hatası olacak. Çünkü Yaman Seher'den intikam almak için Zuhal ile birlikte olmayı tercih edebilir. Ama onları da bu yolda çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzü yakında ortaya çıkacak. Zuhal ve İkbal'in gerçek yüzü ise dizimize yeni katılan Bahçıvan sayesinde ortaya çıkacak. Cengiz ise gerçekleri öğrenince hemen Yaman'a anlatacak. Yaman ilk başlarda Seher'in suçsuzluğuna inanamayacak. Yaman hemen Seher'den özür dilemeye çalışacak. Seher Yaman'a çok öfkelenmiş olsa da onu affetmek zorunda kalacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.